Mutlu günler. Eğitimi merkezine başarıya doğru hoş geldiniz. Efendim günün konukları Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı, Yardımcı Doçent Doktor Sayın Orçun Kepez ve yine aynı bölüm mezunu Sayın Bahar Okucu. Değerli konuklarım hoş geldiniz. Tabii sevgili gençler, burada bir öğretim üyesi biraz sonra iç mimarlık ve çevre tasarımı ilgisi çok geniş bilgi verirken, sizin deyiminizle ağaçtan düşen, yani sizin gibi önce aday sonra öğrenci şimdi mezun olan bir gencimiz de bakalım üniversite tercihlerinde ne yaptı, üniversitede ne gördü, hayata atıldığında nelerle karşılaştı. İşte tüm sorularınızın yanıtları birazdan. Evet, Sayın Orçun Kepez, size geliyoruz izleyici. Sizi bir tanımak ister. Kimdir Sayın Orçun? Pardon. Sayın Orçun Kepez, evet. Mimarım. Evet. İTÜ mezunuyum. Daha sonra bir doktora bursu, yine yüksek lisansımı aynı üniversitede tamamladım. Hı hı. Daha sonra eyalet bursu kazanıp Amerika'ya doktora yapmaya gittim ve 4 senede doktora çalışmamı tamamladım. 2 sene kadar da yine bir doktora sonrası burs dahilinde araştırmacı olarak çalıştım. Evet. Yurda dönüş ya da Amerika'da kalma opsiyonlarını değerlendirirken Kadir Has Üniversitesi tersine bir güç programı çerçevesinde ülkeme döndüm. Kadir Has Üniversitesi'nde görevime başladım. Başladınız. Peki ben bir soru sorayım. Neden Kadir Has? Aslında şu günlerde tercih yapan öğrencilerde o zamanki kendi halim arasında çok fark görmüyorum. Kadir Has Üniversitesi öncelikle bir araştırma ve bilim üniversitesidir. Evet. Bizim alanlarımızda da bu çok önemli. Tasarım hem pratikle beslenen hem de bilimsel bulgularla geliştirilmesi gereken bir alan. Evet. Kadir Has Üniversitesi'nde bu vizyonu gördüm. Aynı zamanda yeni bir oluşum. Yeni bütün oluşumlar arasında da daha köklü bir oluşumdu. İstediğim şeyleri yapabileceğimi hissettim. Doğru kişilerle görüştüğümü hissettim. Bu yüzden seçtim. Peki ben hemen Sayın Bahar Okucu'ya dönüyorum. Sayın Bahar Okucu, siz bu üniversitenin iç mimarlık ve çevre tasarım bölümü mezunusunuz. Öncelikle gençler tabii tercihler yapacak ama ben sizin özel fikrinizi almak istiyorum. Neden Kadir Has'ı seçtiniz? Böyle bir 4 yıl öncesine gidelim, hatta 5 yıl öncesine. Liseden mezun olduktan sonra şu anda her öğrencinin, her üniversiteye hazırlanan öğrencinin yaptığı gibi tanıtım günlerine katıldım ben de üniversitelerin. Kadir Has Üniversitesi binasına ilk girdiğim zaman beni... Tarihi bina. Tarihi binaya, evet, ilk girdiğim İstanbul'un zaman... İstanbul'un kalbi. Aynen öyle, beni çok vurdu. Bir de yaşanmış bir binaydı. Eski bir beton yığını değildi. Evet. Bir tarihi vardı. O tarihi koku beni çok etkiledi. Aynı zamanda hocaların sektörden gelmiş olması çok büyük avantaj olabilir diye düşündüm. Çünkü iç mimari sektöründe sadece projelendirme değil, uygulama aşaması, bunu gerçek hayatta aktarabilmek de çok önemli. Hocalar da bunda çok yardımcı olabileceğini düşündüğüm için Kadir Has Üniversitesi'ni tercih ettim. Peki, burada okulu biraz daha açalım size. Eğitim yaşamınız nasıldı? Açar mısınız? Atölyeler, işte bilmiyorum, çeşitli çalışmalarınız vesaire gibi. Kadir Has Üniversitesi'ne ilk girdiğimde voley spor bursu aldım ben. Evet. Böyle bir imkan var. Sporcu bursunu ilk sene belli bir oranda verdiler. Daha sonra performansa göre arttırdılar. Sonrasında ortalama ile başarı bursu elde ettim. Bunun haricinde okulda çok fazla sosyal aktivitede yer aldım. Bu imkanı okul son derece esnek bir şekilde sağlıyor. Derslerin yanı sıra sosyal aktivitelerde de bulunuyor. Mesela okulun gene düzenlediği bir workshop çalışması vardı. Parçadan Bütüne Mekan isimli bir workshop çalışmasında bulundum. Okulun gene düzenlediği bir yarışma vardı. Bak tasarım yarışması. Oradan mansiyon ödülüm var. Yine hocamın desteğiyle Cihangir Güzelleştirme Derneği'nin yaptığı bir proje vardı. Orada yer aldım. Siz burada üniversitenin katkılarını da anlatıyorsunuz. Üniversitenin kesinlikle dersin yanı sıra bu sosyal çevredeki iç mimarlık bölümünde çok önemlidir o. Yani sadece ders değil. Birebir uygulama şansı ve hayatın içinde olduğunuz için de, kent üniversitesi olduğu için de bu avantajı sağladı diyebilirim ben üniversitede. Yani sen hayal ettiğin üniversiteyi birebir yaşayan şanslı gençlerden biri misin? Çok açıkça söyle, çünkü seni gençler ve aileler izliyorlar. Ben Kadir Has Üniversitesi'ne girmiş olmaktan çok memnunum. Baştan söyleyeyim ve iş hayatında da çok yararlarını görüyorum açıkçası. Peki efendim, gelelim fakültenize. Fakültenizin hakkında bir genel bilgi alalım. Fakat akabinden de bu fakültenin bölümleri olacak. Önce bu bölümlerin ismini sizden alacağız. Ondan sonra sınavı soracağım. Fakültemiz ve bölümler.
Fakültemiz 4 bölümden oluşmakta. Bunlar benim de içinde bulunduğum iç mimar ve çevre tasarım evet. bölümü, endüstri ürünleri tasarım bölümü, grafik tasarım bölümü evet. ve tiyatro. Peki şimdi bu bölümlerle ilgili şöyle iç mimarlık olayına gelelim o zaman. İç mimarlık ve çevre tasarımı diyoruz değil mi hocam? Yani bir bütün adı altında. Yani sevgili izleyiciler, hocam beni uyardı. Ben de açık söyleyeyim bu kargaşanın yaşandığını bilmiyordum. Çevre tasarımı lütfen peyzaj mimarlığıyla karıştırmayın. Bunlar çok ayrı doneler olarak karşımıza geliyor. Bu konuda geniş bilgi istiyorsunuz. Tanıtım günlerinde 5 Ağustos'a kadar sürüyor. Üniversiteye gidip geniş bilgi ve farklılıkları yaşayabilirsiniz. Şimdi şuraya gelelim. Şimdi burada iç mimarlık ve çevre tasarımı ne demek hocam? Şunu bize bir açın. Yani ne ders verirsiniz, ne yaparsınız? Örneğin ben sizin karşınıza geldim, tanıtın bana böyle. Önce ilk sorunuzdan başlayayım. Ben iç mimarlığı merak edenler için şöyle tanımlıyorum. İç mimar, çünkü burada bir kavram karmaşası evet. var. İç mimar, mimar, tasarım. Bu kavramlar arasında öğrenciler sıkışıp kalabiliyor. Ben şöyle anlatıyorum. Bir iç mimar, mimarın elinde büyüteçle, hatta biraz daha cesur söyleyeyim, mikroskopla gezeni. Yani bizim işimiz gerçekten çok detayda gizli. Mimarın geldiği 1/50 ölçeklerini, 1/20 ve hatta 1/1 detayları getirmek durumundayız. Mesleğin eğitimiyle ilgili bize anlatıyorsunuz. Evet, buyurun. Evet, buradaki çevre tasarımı da işte insanla aslında ilgili. Bahçe tasarımı gibi algılamayalım. Onun için uyardım gençler. Evet, insanla ilgili, insan psikolojisiyle, mekan psikolojisiyle ilgili. Ama tabii şunu da intibar vermeyelim. Bir iç mimar yakın çevre tasarımını binanın yapabilmelidir. Tabii. Bölümümle ilgili bilgi verecek olursam aslında fakülte ve bölümde standartlarımız aynı. Bizlerin genç bir kadroyuz. Farklı ekollerden gelen ama kendi ekolünü oluşturmayı hedeflemiş evet. bir kadroyuz. Hocalarımızın bu farklı ekoller üzerine mutlaka bir uluslararası deneyimi ya da bir derecesi var. Bu zaten Kadıköy Üniversitesi'nde standarttır. Bu doğrultuda ders programlarımızda uluslararası kriterlere göre evet. hazırlıyoruz. Örneğin biz iç mimarlık bölümünde şimdi zaten Bologna sürecini tamamladık. Amerikan akreditasyon kriterlerine göre hareket ediyoruz. Bu şekilde ders programımızı yeni güncelledik. Ve uluslararası kriter aynı zamanda İngilizce eğitim beraberinde getiriyor. Ciddi anlamda İngilizce ders oranımız var. Bu oranı sene sene arttırdık. Tabii böyle olunca mezunlarımız artık mezun olur olmaz master programlarını kabul ediyorlar. Örneğin şu anda her 4 mezunumuzdan bir tanesi bir master programına uluslararası evet. kabul edildi. 5 öğrencimizi İtalya'ya yolladık bu sene. Müsaadenizle biraz daha konuyu açmak istiyorum. Tabii burada eğitim sisteminiz derken farklılıklarınızı da ben sizden rica edeyim. Örneğin bir akademik kadroyu istiyoruz. Çünkü gençler akademik kadroda profesyoneller ve akademisyenlerin olup olmadığını sorarlar. Mekanları istiyoruz. Çünkü mimar için mekan, stüdyo ya da çalışma alanları son derece önemli. Tabii ki bunun yanı sıra akademik kadronun yaptığı çalışmalar var. Zaten eğitim anlayışınızı bir miktar verdiniz ama isterseniz oradan devam edelim. Tabii. Şimdi bizim alanlarımızın eğitimi çok iyi biliyorsunuz ki ciddi anlamda altyapı gerektiriyor. Evet. Tasarım eğitiminde stüdyo kültürü çok önemlidir. Yani öğrencilerin kendisini evde hissedip okuldan çıkmamaları neredeyse gerekli. Bunu sağlayacak sayıda, çoklukta stüdyomuz var. Hatta geçen sene de bunların sayılarını arttırdık. 1,5 katına çıkardık. Evet. Tabii bunu ben ne kadar anlatsam olmaz. Öğrencilerimizin gelip yerinde görmeleri, gezmeleri en mantıklısıdır. Bunun dışında eğitim anlayışımız olarak biz tasarımın sadece yeteneğe dayalı olmadığını, öğretilebilir bir disiplin olduğunu savunuyoruz, inanıyoruz. Bu evet. ölçüde de aktiviteler yapıyoruz, biliyoruz, siz de takip ediyorsunuz. Evet. Tasarım kampı ve liselerde hafta sonu atölye çalışmaları gibi. Tabii tiyatro kampını da bu sene tasarım kampının bir parçasıydı. Ayırdık evet. ve bu kamplarda dün tamamlandılar coşkuyla. Gelip herkes kampüsümüzde yapılan enstalasyonları görebildik, çalışmaları görebildik. Burada da gençler, bu kamplara gelen gençlerle bizim arkadaşlarımızla konuştular ve şunu öğrendiler ki girerken öğrenci kafasındaki bazı sorunun çok net cevaplarını, kendi ilgi, istek, yeteneği daha rahat görebilme şansına sahip olmuş. Bu da onlar için bir ayrıcalık. Evet, şimdi sınavlarınız var. Buna yetenek sınavları diyoruz. Bu yetenek sınavları hangi tarihte uygulanır? Ne tip bir sınav yapılabilir? Sınav dediğiniz zaman herkesin eli ayağı titriyor efendim.
Şimdi öncelikle bu stres biraz azaltalım. Rişel sen iyi takip et, sınavı sana da soracağım sayın okucu. Azaltalım. Şimdi baharın dönemindeki sınavı tabii değiştirdik biz. Devamlı yaptıklarını sorgulayan geliştiren. Soracağım deyince sınav değişti. Tamam peki buyurun. Şöyle ki biz 2 sene önce sınavı değiştirdik. Yeni bir sistem bunu bilerek getirdik. Söylüyorum ki gençleri iyi anlasın. Bunu şöyle formüllerden sıkıldılar zaten. Şöyle mottolar da vereyim. Bunu zaten üniversitemiz kullanıyor. Tasarımcı doğulmaz, tasarımcı olunur diyoruz. Okay. Ve bu disiplinin gücü içinde tasarımla dünyayı değiştirebilirsiniz diyoruz. Yetenek sınavına için gönderdiğimiz çağrılarda. Sınavımız 3 bölümden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi klasik desen sınavı. Bu klasik desen sınavında gördüğünü çizebilme, evet, el göz koordinasyonu gibi şeyler önemli. Fakat biz bu sınava iki önemli bileşen getirdik. Hı hı. Öncelikle bir analitik kısım ekledik. Burada açık ve kapalı 3 sorular var. Bu çok hazırlanabilecek bir sınav değil. Çünkü evet, o zamana kadar kişinin geliştirdiği bizim disiplinlerde çok önemli olan bakma ve görme, hı hı, becerilerini ölçen, yaratıcılığı ölçen bir sınav. Evet. Ve biz aynı zamanda YGS puanına çok önem veriyoruz. Çok önemli. Analitik beceri önemli. Bu çok doğru tabii, söylüyorsunuz. Analitik beceriye çok tabii önem veriyoruz. %40'ını YGS'den bravo alıyorlar puanlarının. %30'unu da desen ve diğer bahsettiğim analitik sınavdan alıyor. Sınavımızda gelecek perşembe bütün adayları bekliyoruz. Efendim gelecek perşembe derken günleri şaşırabilirsiniz. 28 Temmuz perşembe günü sınav var. Demek ki 27 Temmuz akşamına kadar bu bölümler için başvuruda bulunabilirsiniz. Tabi buradaki olayınız çok doğrudur. Tabi siz konuda çok önde insanız ama benim anladığım şu, yetenek yalnız yetenekle bu iş olmaz. Genel kültür ve bilgi de gerektiğini zaten puan sistemimize getiriyorsunuz. Şimdi size gelelim hanımefendi. Size bir sorumuz var. Yalnız burada arkadaşlar uyarıyor hocam, tiyatro sınav tarihlerini Sait Gürsoy söyledi diye ben söyleyeyim. Efendim tiyatro sınav tarihleri de tek sınav ama çok gün ard arda sürecek. 15, 16, 17, 18, 19 Ağustos günlerinde demek ki 14 Ağustos'a kadar başvurma şansına sahip olacaksınız. Evet. Şimdi size gelelim. Mezun olduktan sonra iş bulmanız, yani iç mimar iş bulabiliyor mu? Benim için çok zor olmadı iş bulmak. Üçüncü sınıftayken ben çalışmaya, hı hı, başladım. Evet. Bir ödev için okulda çok yakın olduğu için Taksim'de bir ödev yapıyorduk ve ofisten plan bulmamız gerekti. Bir mimarlık ofisinden. Evet. Bu süreçte orada tanıştığımız mimar bana iş teklif etti. Evet. Ben de kabul ettim. Hı hı. Çünkü gündüz derslere giriyordum. Boş vakitlerimde işe gidebiliyordum. Hı hı. Ve üçüncü sınıftan itibaren, evet, çalışmaya başladım. Projeyi sadece kağıt üzerinde değil, orada yerinde gördüm, detaylar çözdüm. Daha sonrasında işte burada birçok hata da yaptım. Şantiyenin olacak tozunu mi yuttum diyebilirim. Üçüncü, tamam, sınıftan başladım bu işe. Daha sonrasında mezun olduktan sonra büyük bir inşaat şirketinde çalıştım. Evet. Orada büyük şantiye deneyimi gördüm. Bunların tabii hepsi hocaların birazcık yönlendirmesiyle de bağlantılı. Hı hı. Son olarak da şu anda Ataköy'de bir mimarlık şirketinde çalışıyorum. Hı hı. İşte villa, mağaza, ofis gibi, evet, büyük işlerde yani genç yaşıma rağmen görev alıyorum. Bu da hani okuldaki aldığım bilgi birikiminden kaynaklanıyor. Birazcık da kişinin kendisinde kalıyor. Yani Kadir Has Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra bize gidin işte artık mezun oldunuz iş bulun diye değil de birazcık da öğrenciyi, evet, yönlendiriyor. Ondan sonrası zaten kişinin kendisine kalıyor. Tabii ben hemen sözü size vereyim Sayın Kepez. Burada öğrencilerinizin hayatta profesyonel hazırlanması, stajla başlıyoruz olaya. Okulda ne veriyorsunuz? Kısacası iş mimar mezun oldum, iş bulabilir miyim soru işaretini yaşar mı, yaşamaz mı sizin eğitim sisteminizde? Bizim eğitim sistemimizde yaşamaz. Çünkü biz biraz önce de bahsettiğim gibi genç bir kadroyuz, kendi ekonomimizi tanımlıyoruz ve öğrencilerimizin başarısını çok önemsiyoruz. Evet. Mezunlarımızın neler yaptığıyla çok ilgileniyoruz. Dolayısıyla üniversiteyi onları gerçek anlamda hayata hazırlamak için, evet, bir süreç olarak bakıyoruz. Ve onlara da davranışımız çalışma arkadaşları gibi, evet, hoca-öğrenci ilişkisinde buna çok dikkat ediyoruz. Atölyelerimizde bir hoca 12 gibi düşük bir rakamda öğrenciyle çalışır. Usta-çırak, evet, ilişkisi bizde çok önemli. Tabii siz pratikten gelen hocalar, yurt dışı deneyimi olan hocalar ile yine yurt dışı deneyimi, evet, olan profesyonelleri birleştirirsiniz ve bu öğrencileri eğitirsiniz. Doğal olarak sektörde de bir arada gelişen bir eğitim oluyor. Bu sene beni çok mutlu eden bir şey. Nedir? Öğrencilerimizin staj yapmak için
bize gidip çok danışmamalı, sormamalı. Kendim çünkü buldular. Tabii çünkü zaten bu doğal süreç içerisinde o kadar çok etkileşime geçmişler ki hepsi burada çalışacağım, şöyle çalışacağım diye formları da geldiler. Çok iyi. Bu beni çok mutlu etti. Yani bizim bağımsız, kendi hedeflerini koyup buna ulaşmak için ne yapması gerektiğini bilen tasarımcı adayları hedefliyoruz. Bunu daha mezun olmadan başardığımızın bir göstergesi. Bak tabii gençlere de o sizin bakış açınız. Gençlerin bakış açısı gittikleri üniversitenin eğitim farkını iş dünyasında yaşıyorlar. Bu da bir artı yani sizin için. Efendim şimdi tabii ki gençler tercih yapacak. Tekrar ediyorum 5 Ağustos tarihine kadar eğer Civali kampüsüne giderseniz öğretim üyeleri bölümleriyle ilgili bilgileri severken uzman rehberler de doğru tercih yapmak olsun. Yardımcı olacaklar. Gençler geldi karşınıza otururlar. Hanımefendinin için tercih ettiğini biraz evvel belirtti. Peki şimdi bizi izleyen gençler niye sizin bölümünüzü tercih etsin? Ya da üniversitenizi niye tercih etsin? Şimdi öncelikle Kadir Has Üniversitesi'ni gelip ziyaret etmelerini isterim. Tamam. Edemiyorlarsa da mutlaka web sitesinden Facebook sayfası. İstanbul'da ise gelsin hocam. İstanbul'da gelip bire bir görsün. Gelsin. Öyle gelmeden, tembellik evet, yok. Gelmeden İstanbul bunu anlatmakta anlatırız bir şey olur. Zaten sırf siz üniversite değil. Bütün üniversite gidip gelsinler. Mutlaka. Zaten bütün üniversiteleri gezmeleri, önceliklerini hı-hı ortaya koymaları lazım. Doğru. Biz masayı ne getiriyoruz? Onlardan hı-hı bahsedeyim. Hı-hı. Öncelikle çok çok iyi bir akademik kadro getiriyoruz. Evet. Bu konuda iddialıyız. Sadece pratiğe dayalı bilgiler vermiyoruz. Meslek okulları bile bunu aşmış durumda artık. Evet. Biz aynı zamanda bilim yapan ve yazan bir fakülteyiz. Şu anda iki tane devam eden Avrupa Birliği 7. çerçeve projemiz var. Yine bu tasarım alanlarında az görülen bir şeydir. Çok ciddi yurt dışı bağlantılarımız var. Üniversitemizin üniversitenin izinde yapılan evet çift diploma anlaşmaları var. Bunlar 3 kıtaya yayılmış durumda. Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu olmak üzere. Evet. Yine örneğin daha geçen hafta 8 öğrenci değişimli bir Erasmus anlaşması imzaladık. Artık okulların bize geldiği bir dönemdeyiz. Bizlerin okullara gidip Erasmus anlaşması yapmaktan öte onların bizimle yapmak istediği bir döneme geçtik. Evet. Ve tekrar diyorum eğitim mekanların gerçekten çok önemli. Bizim alanlarımız ciddi altyapı isteyen, eğitimin çok zahmetli olduğu alanlar. Bunu destekler mekanların olması lazım. Bu konuda gerçekten kadromuzda iddialı olduğumuz evet gibi eğitim mekanlarında da iddialıyız. Ve öğrencilerimizi okurken çalışmaya özendiriyoruz. Merkezi konumumuz bunu destekliyor. Bugün çok önemli destinasyonlar, ofisler, evet, galeriler, müzeler. Okulumuz 15 dakika uzaklıkta. Eğitim sadece tasarım eğitimi okulun içerisinde evet değildir. Üniversitenin dışı çok önemli bir hayat. Biz bu iç ve dış ilişkisini kurmaya çalışıyoruz. Sayın Kepez, lütfen beni bağışlayın. Konuşmanın başında sayın okuyucu bizi bir konuda uyardı. Hiç oraya girmedik. Ödüllendirme, spor bursuyla girdiğini de burslar nedir? İyi ki sordunuz. Şimdi üniversitemizin genel geçen seneki istatistiğine göre %63 giren öğrenciden öğrencinin %63'ü bir şekilde burs almış. Evet. Ben direkt bizimle ilgili olanı söyleyeyim. Giriş aşamasında biz her iki öğrenciden bir tanesini yetenek sınavında bir şekilde burs öneriyoruz. Tamam. Örneğin iç mimarlıkta 50 öğrenciden 5 tanesi %100, 10 tanesi %50, 10 tanesi de %25 burs öneriliyor. Diğer bölümler de bu şekilde. Ve benim üniversitemle ilgili çok gurur duyduğum bir şey var. O da rahmetli Kadir Has Beyefendi'nin vizyonunu devam evet ettiriyor. Verdiği bursun arkasında olan bir üniversite. Evet. Yani ben özellikle burslu düşünen arkadaşlara bunu tavsiye ederim. Burslu olmazsa okuyamam diyenlere tavsiye ederim. Ben de burslu eğitim aldım çok fazla. Biliyorum onların yerindeydim. Bu burs kesilir mi, kesilmez mi? Bunları araştırsınlar. Örneğin şimdi biz size soruyoruz. Bu burslar kesilir mi, kesilmez mi, nedir? Kesilmez. Giriş aşamasındaki burslarımız kesilmez. Giriş aşaması dediğiniz burslar yetenek hangi? Yetenek sınavıyla. Evet, yetenek diyorlar sınavında verilen burslar. Kesilmez. Devam eder. Bir de başka güzel bir şey var. Nedir? Her zaman, her aşamada, birinci sınıftan sonra evet başarılı olduklarında burs alıyorlar belli oranlarda. Bu da çok önemli. Ve bizde bir bursta da bir limit yok. Evet. Bütün öğrencilerimiz başarılı olursa hepsi de burs alabilir. Peki. Değerli konuklar, programın sonuna geldik. Değerli izleyiciler, artık ben de şaşırdım bu tercihlerden dolayı. Programın sonuna geldik. Değerli konuklarım, Sayın Kepez ve Sayın Okuyucu'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, bu akşam saat 19.10'da tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinize mutlu günler diliyorum.